Merhaba, ben Orhan Şef. Şimdi size nefis bir kavurma tarifiyle geliyorum. Kavurmanızı yapıp böyle kavanozluyorsunuz ve uzun süre bozulmadan tüketebiliyorsunuz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Kavurma için etlerimizi önce 3-4 gün dolapta dinlendirdik 0 derecede. Et dinlendirme videosu için de yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Şimdi bunlar böbrek yatağındaki yağlar. Kavurma yaparken bunları kullanacağız. Bu yağlardan yararlanacağız. Ve etin kendini kullanacağız. Evet, şimdi doğramaya başlayalım. Yağlarımızı böyle bu şekilde küp küp doğruyoruz. Bunlar iç yağ, böbrek yağındaki yağlar veya etin üzerindeki yağlardan da kullanabilirsiniz. Etlerimizi bu şekilde küp küp doğruyoruz. Kavurma için önce yağlarımızı şöyle kabımıza aldık. Hafiften eritiyoruz. Kuzenimizde odun ateşinde uzun süre kendi yağında pişirerek güzel nefis bir kavurma elde edeceğiz. Yağlarımız erimeye başladı. Ağzı kapalı bir şekilde yağlarımızı eritiyoruz. Yağlarımızı erittik. Şimdi etlerimizi atıyoruz. Evet, etlerimizi attık. Şimdi güzelce karıştıralım. Evet, şimdi ağzını kapatacağız. Güzelce odun ateşinde ağır ağır pişecek. 200 saatte pişecek. Böyle pamuk gibi olana kadar pişireceğiz. Biraz daha fazla olabilir. Kavurmamızı bu şekilde ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Kavurmalarımız 1,5 saat oldu. Güzelce kavruldu. Biraz yumuşadı. Hafif bir sertliği var. Böyle bir yarım saatte böyle pişirip ağzı kapalı şekilde sonra kavanozlayacağız. Kavurmamızın tuzunu da attık. Pişmeye yakın. Kavanozlarken böyle altını kapatmadan kaynarken kavanozluyoruz. Yağını da üst kısmına koyduk ve şimdi kapağını kapatıyoruz. Güzelce donsun, eti muhafaza etsin ve şimdi sıcak sıcak kavanozlarımızı şu kenarlarını sildik ve şimdi kapağını kapatıyoruz. Kavurmalarımızı evet böyle kapağını kapattıktan sonra ters çeviriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da bunu 6 ay boyunca muhafaza edip istediğiniz zaman çıkarıp tüketebiliyorsunuz. Kavurmalarımızı kavanozladık ve beklettik. Görüyorsunuz bu şekilde hazır halde bulunuyor. İster bunu dolapta saklayın, ister dışarıda saklayın. Tamamen çok sıcak olmayacak. Serin yerde muhafaza edebilirsiniz. Bozulmadan kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.